merhabalar değerli izleyenler. TV Spor ekranlarında sevgili Kaan Kural'la beraber Rebound'la karşınızdayız. Ve geçtiğimiz haftanın karşılaşmalarını Spor Toto Basketbol Ligi'nde önümüzdeki Euroleague karşılaşmalarını ve NBA konuşacağız her zaman olduğu gibi. Öncelikle Spor Toto Basketbol Ligi'nin 20. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçlarına göz atarak başlayalım. Beşiktaş Sompo Cepen Pınar Karşıyaka'yı 86-81'lik skorla geçerken Halk Enerji Tedankara Kolejciler Yeşil Giresun Belediyespor'u 90-78'de geçti. Banvit Bes Balıkesir karşısında 79-73'lük bir galibiyet aldı. Gaziantep Basketbol evinde Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 78-67 yendi. 80-68'lik skorda Murat Bey Uşak Sportif İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup etti. Galatasaray Odeabank Trabzonspor Medikal Park deplasmanından 80-73'lük galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes Tofaş'ı rahat bir skorla 81-58'de geçti. Ve Fenerbahçe'de Darüşşafaka Doğuş'u 79-76 yendi. 20. hafta maçlarının sonuçları bu şekildeydi. Evet, öncelikle ilk karşılaşmayla Beşiktaş'la başlayalım sevgili Kaan Kural. Beşiktaş 86-81'lik skorla geçmeyi başardı Pınar Karşıyaka'yı. Aslında bu hafta önemli de bir Şampiyonlar Ligi'nde de hafta içi önemli bir karşılaşma yapacaklar zaten. Son zamanlarda çok fazla karşı karşıya geldiler yani. Enteresan bir şekilde üstünlük Beşiktaş Sompo Cepen'in oldu. Küçük bir playoff serisi oynuyorlar aralarında. Çünkü hafta içinde çarşamba günü oynadılar. Şimdi cumartesi oynadılar. Bir dahaki çarşamba bir daha oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi karşılığı iki maçlık seri. Üstüne tam araya da lig mücadelesi geldi. Öyle bir denk geldi ki. Tabii iki Şampiyonlar Ligi mücadelesinin arasındaki lig mücadelesi biraz daha ikinci planda bir karşılaşma kalıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde gerek Karşıyaka, daha da çok Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş'ın bu sezonki hedeflerine bakarsanız belki de en önemli hedefi, ligdeki başarısından da önemli hedefi Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk. O yüzden ilk maçı 5 sayıyla kaybettikten sonra çok daha önem veriyorlar çarşamba günü karşılaşmaya. Ama bu ne olursa olsun resmi bir karşılaşma, ne olursa olsun bir lig karşılaşması. Bir de çarşamba günü daha büyük bir maçta oynayacakları karşılıklı bir daha oynayacaklardı. O maçın provası demeyeceğim çünkü resmi maç prova olmaz. Evet. Ama o maçın öncesinde bir kere daha kozlarını paylaştılar ve bu sefer Beşiktaş yarım adım üstün bitirmeyi başardı. Önemli olan nokta şu, ilk yarıdaki Beşiktaş'ın en önemli başarılarından biri sezon boyunca. Yani bu sezon belki de fiyat performans açısından ligin en başarılı takımı Beşiktaş. Hem ligdeki durumu, şu anda 3. sıradalar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğun en önemli 2-3 favorisinden biri. En önemli yaptığı şeylerden biri çok son derece istikrarlı bir performans gösteriyordu Beşiktaş. Yani ilk yarıda başladıktan sonra oyundan kolay kolay düşmüyor. Böyle çok maç içinde de, yani sezon içinde olmadığı gibi maç içinde de çok iniş çıkışları düşük olan bir takımdı. Bu da sadece 3-4 oyuncunun sırtında olmamakla alakalı. Fakat bu maçın ikinci yarısı pek Beşiktaş'ın istediği gibi geçmedi. Kendi sahasında oynayan takımın 10 sayılık bir fark elde ettikten sonra hani son bölümde maçı ortaya, yani rakibin ortak olmasına çok izin vermiyor. 44 sayı yedi ikinci yarıda Beşiktaş. Ki bu savunmada özellikle hangi beşle sahada kalacağı konusunda Beşiktaş'ın önemli tercih sorunları oluyor. Her şeyden önce, şimdi şu ana kadar kurulan kadroda Beşiktaş herkes hemen oyuncusuna istediğini alıyor. Biri hariç. Yani Michael Thompson geldiği günden beri istenen seviyeyi pek yakalayamadı. Kötü diyemeyeceğiz belki ama Beşiktaş'ın bir tık daha yukarı çıkarabilmesi için Michael Thompson'dan daha fazla şey alması şart. Hele ki şu anda oynanan modern basketbolda topu yönlendiren, topu getiren oyuncunun yırtıcı olması, delici olabilmesi o kadar önemli ki. Şimdi Michael Thompson'ın top yönlendirme işlevini çok iyi tamamlayan parçalar var. Michael Roll var, hı hı, ve DJ Strawberry var. Ve sezona çok kötü başlamış olmasına rağmen son bir aylık süreçte daha toparlamış gözüken Kenan Sipahi, onun yedeği olarak. Fakat DJ Strawberry ile Michael Roll'u Michael Thompson'ın tam yapamadığı ya da yaptıklarını desteklemek için kullandığınız zaman kısa savunmanız çok düşüyor. Çünkü Michael Thompson kısa savunmasında sorun değil ama Michael Roll ve DJ Strawberry aynı konsantrasyonu gösteriyor. Yani Michael Roll'un hücumunu dengeleyeceğiz diye Michael Thompson'ın hücumunu dengeleyeceğiz diye Roll ve şeyden destek alıyorsunuz Strawberry'den. Bu sefer savunmada başka problemler çıkıyor. Bu ikinci yarıdaki en temel sorunlardan biri de buydu. Yani Thompson'ın yanına Roll ve Strawberry'nin daha fazla dakika alıyor olması savunma direncini biraz kırdı.
Strawberry özellikle ilk yarıyı çok iyi oynadı bu arada. Evet, müthiş oynadı. Bu arada hani Simaç'la ilgili yine double-double yaptı Simaç bu arada. Onun performansıyla ilgili bir parantez açmak lazım mı? Beşiktaş çünkü ciddi anlamda bir katkı sağladığını söyleyebiliriz galiba. Valla ne söyleriz bilmiyorum ama mantıklı ve rasyonel bir açıklaması olamaz. Yani her oyuncunun çok kendini çok iyi hazırladığı, zaman zaman oyun stilini değiştirdiği, geliştirdiği oluyor. Genç oyuncularda bunu çok daha fazla görüyorsun. Genç oyuncular gelişmeye açık ama bazen yetişkin oyuncularda da çok ciddi bir zihniyet değişikliği görülüyor çoğu zaman. Ama bu Steam maçınkini gerçekten pozitif bilimlerle veya mantıkla açıklamak mümkün değil. Yani çok ciddi bir fiziksel değişim olur. Basketbol oynanış stili değişir. Bambaşka bir ortamda kendini bulur falan, bunları anlarsınız ama yani Steam Aç yıllardır Türkiye'de de oynamış, evet, bir isim. Daha bu yaz Sırp milli takımında gördük adamı. Yani yazın 3 aydır 5 aydır ortalıkta da değil. Yani yazın da oynadığını gördük. Beşiktaş alırken zaten kadrodaki sakatlıklar problemi 3 aylık kısa geçici bir kontratla gelmişti ve şu anda Türkiye Ligi'ndeki en değerli 3-4 uzundan biri konumunda. Yani bunda Ufuk Sarıcı etkisi olabilir mi Kaan Kural? Ya şöyle, Ufuk çok değerli bir koç. Çok da katkısı da vardır ama yani bu Ufuk Sarıcı'yla falan açıklanacak bir şey değil. Ufuk bir parçası, evet doğru. Ama yani Ufuk Sarıcı'yla açıklayamaz. Ufuk Sarıcı açıklamalardan biri olur. Şu yüzden söylüyorum. Çünkü hani Beşiktaş'ta bir istikrar olduğundan bahsediyoruz ya. Hani Ufuk Sarıcı'nın takımları da şimdiye kadar Pınar Karşıyaka'da da gördük. Beşiktaş'ta da keza aynı şey söz konusu gibi görüyor. Belki görülüyor, belki acaba mı diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela başka bir oyuncu, Earl Clark için söyleyebiliriz mesela. Earl Clark da çok değerli bir oyuncu olmasına karşın yaklaşık 2 senedir D-League'den hiç kendini çıkaramayan ve yeteneklerini bir türlü performansa dönüştüremeyen bir isimdi. Potansiyelli olduğunu herkes biliyordu. Ufuk Sarıcı'nın ona özgüven kazandırması, takımı yıldızı konumuna yerleştirmesi ve Earl Clark'ın bunu karşılaması Ufuk Sarıcı'nın gerçekten çok hak ettiği bir şey olur, başarı olur. Stimaç'ın durumu farklı. Stimaç çünkü Ufuk Sarıcı'nın istediği tür oyuncu da değil aslında. Ufuk Sarıcı mobilite üzerinden, çok çabuk erken oyunu üzerinden, tempo ve alan paylaşımı üzerinden basketbol kurgulayan bir isim. Yani o Kenny Gabriel'larla çok daha verimli olabilir. Vladimir Stimaç'larla değil yani. Vladimir Stimaç onun oyuncusu değil aslında genel kurulda. Ama bu Vladimir Stimaç, bizim bildiğimiz Vladimir Stimaç değil ki. Ne oldu bu adama? Çabuklaşmadı. Bir gün konu kalıp sormak lazım. Sana ne oldu bu esnada, bu süreçte? Başına ne geldi de sen bu vallahi kadar değiştin diye. Ben doğaüstü şeylere inanmam ama yani Stimaç beni inandıracak neredeyse yani. Şöyle bir şey var. Bir tek hani teşhis koyma adına söyleyeyim. Fiziğine dayalı oyundansa, tabii ciddi anlamda yazın zayıflamış. Hiçbir zaman şöyle, ne kadar çalışırsanız çalışın, %5'ten, %3'ten fazla hızlanamıyorsunuz. Yani bu antrenmanla geliştirebilen bir özellik değil. Fakat Stimaç çevik bir oyuncu. Kilo da verdikten sonra bu çevikliğin üzerine oyununu kurmaya başladı. Yani çok dar bir alanda çok çabuk yön değiştirerek, rakip reaksiyon veremeden yön değiştirerek, mesafe kat etmeden ama kendisine küçük pencereler, aralıkları açarak oynamaya başladı ki bunun etkisini inanılmaz gördü. Verimli etkisini. Çünkü artık herkes hız üzerinden oynadığı için bu çeviklik çok rakipleri alışmadıkları bir stile baş başa bırakıyor. Bu büyük artı. Ama yani bunu anlıyorum. Fakat rebound özelliğini nasıl bu kadar geliştirdi onu anlamak mümkün değil. Çünkü rebound da belli bir yaştan sonra çok az, yani %3, %5 geliştirilebilen özelliklerden biri. Bütün yani koçların genelde söylediği bir şey, bir özellik varsa geliştirilemeyen çalışmakla o rebound'dur. Ha, pozisyon öğrenirsin vesaire, bir potansiyeline ulaşmamışsan belli bir gelişim alanı vardır ama potansiyeline ulaşma, yetişmiş bir oyuncunun rebound özelliği geliştirilemez öyle kolay kolay. Ama ligin rebound kralı ya. Evet. Yani rebound konusu sorunlu dediğimiz oyuncu rebound kralı yani şimdi. Bu mantık sınırlarını aşan bir durum. Kesinlikle. Bakalım devam edecek mi? Bu istikrar sürecek mi? Ama sürecekmiş gibi de görünüyor şimdi, sanki. Ya Mart ayına buraya kadar, evet, zaten ligin bitmesine az kaldı. Bunu, gerçi o da ayrı bir konu. Bunu Aralık ortalarına kadar falan herkes söyledi. Ben de söyledim. Ya mucize, gerçek hayatta mucizeler olmaz. Bu geçicidir vesaire dedik ama Mart ayına geldikten sonra artık hiçbir şey demiyoruz. Önünde saygıyla eğiliyoruz kendisine. Kesinlikle. Bakalım bu hafta yine karşı karşıya gelecekler hafta içinde. Çok kritik bir mücadele olacak o da. Bu bir hafta içinde üçüncü mücadele ama en kritiği bu. En kritiği bu mücadele olacak. Peki bir başka karşılaşmaya geçelim. Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş maçıyla devam edelim sevgili Kaan Kural. Fenerbahçe'de Darüşşafaka Doğuş karşısında aslında büyük bir bölümünü geride ilerledi, geride devam ettiği karşılaşmadan 79-76'lık skorla galibiyetle ayrılmayı başardı. Önemli bir galibiyet oldu Fenerbahçe için aslında. Ya sonuçta tabii ki iki Euroleague takımından bahsediyoruz. Zaten sürekli birbirleriyle karşılaşan iki takımdan bahsediyoruz ama özellikle hani
Zalgiris maçında işte Jan Veseli, Kostas Lukas'ın yokluğunda çok kritik bir galibiyet almışlardı. Çok önemli bir galibiyetti. Şimdi geri döndük. Yani ligde önemli bir galibiyet aldı. Bir de hani galiba ayrıca bir özgüvendir ya geriden gelip kazanmayı başarabilmek. Bu da kritikti aslında. Yani bu karşılaşmada Ekpe Udoğan yine bir sakatlığı olduğu, o önemli bir kayıp olabilir görüntüsündeydi. Maçı yarım bırakıp sonrasında zaten oyuna giremedi. O da ayrı bir konu ama neler söylersin bu karşılaşma için? Ya şöyle, Darüşşafaka biraz Fenerbahçe'nin belalısı olduğu gibi. Çünkü iki hafta önceki Euroleague maçında Fenerbahçe çok formdayken ve Darüşşafaka oldukça formsuz gözükürken o zaman bile yenmeyi başarmışlardı. Ama çünkü çok basit bir şey var. Darüşşafaka'nın genel stili biraz Fenerbahçe panzehiri gibi. Şu açıdan Fenerbahçe genelde savunma kurgusunu rakibe dikte ederek oyun içinde yavaş yavaş rakibin bütün oyun sistemini çökertiyor ve bir süre, yani patronun kendisinin olduğunu ilan ettikten sonra kendisinin istediğini oynamaya zorluyor rakibi. Fakat Darüşşafaka'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü Darüşşafaka zaten genel bir plan üzerinden oynamıyor. Darüşşafaka bireysel olarak 3 tane yaratıcı oyuncusunun bireysel yaratıcılığı ve onun çevresinde şekillenmiş küçük çözümler üzerinden oynuyor. Böylece rakibin Fenerbahçe'nin rakibin hücumunu bozma düzeni Darüşşafaka'ya çok fazla işlemiyor. Bir. İkincisi, Fenerbahçe'nin savunma anlamında bir tane zorlandığı rakip varsa rakip sahaya çabuk gelen gardlar. Ve bu alanda özellikle Scottie Wheelbeck'in çok özel bir isim. Her ne kadar sakatlıktan döndükten sonra hep çok kendini bulamamış olsa da Scottie Wheelbeck'in çok problem yaratıyor. Fenerbahçe'nin o kısaların geri koşma, geriye tam zamanda gelememe problemine karşı. Bu yüzden Darüşşafaka iyi veya kötü gününde olsun çok fark etmiyor. Fenerbahçe'nin yaptığı ve bütün rakiplere kabul ettirdiği şey Darüşşafaka'ya sökmüyor pek. O yüzden biraz panzehiri konumdalar. Fakat bu Fenerbahçe'nin ana silahının ve ana yapmaya çalıştığı şeyin Darüşşafaka'ya sökmemesi kazanacağı anlamına gelmiyor. Sadece Fenerbahçe onları baskı altına alamıyor. Darüşşafaka eğer iyi bir günündeyse kazanma ihtimali pek çok diğer takımdan, ki kendisinden çok daha değerli Real Madrid'ler, CSKA'lar dahil olmak üzere, evet, daha fazla. Çünkü Fenerbahçe'nin bozamadığı çok az takımdan biri. Bozulacak bir şey yok çünkü ortada. bu maçın üzerine mesela dediğimiz gibi iki hafta önce çok zor, çok daha zor bir durumdayken, çok daha net favoriyken Fenerbahçe Darüşşafaka kazanmayı başarmış Euroleague'de. Bu sefer yine benzer şeyler oldu. Fenerbahçe adına tabii maçtan falan çok çok daha önemli konu Ekpe Udoğan'ın sağlığı. Köprücük kemiğini aldığı darbeden sonra herkes çok endişelendi, evet, bir kırık olabilir mi diye, ki köprücük kemiği öyle çok zor iyileşen sakatlardan biri. Neyse ki ilk verilere göre herhangi bir kırık yokmuş. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacak bilmiyoruz ama kırık olmaması tabii son derece sevindirici. Herkesin sağlıklı kalması hepimizin dili ama Udoğan olunca biraz daha fazla. Udoğan Fenerbahçe'nin kilit noktası. Bu maçın özelinde işte yine uzun süre Darüşşafaka Fenerbahçe'nin istediğini yapmasına izin veremedi ama bir yerden sonra işte o bireysel yaratıcılar diyoruz. Fenerbahçe'de de var ama, yani tamam Darüşşafaka'da yaratıcılar var, belki savunmaya takılmıyor ama Fenerbahçe'de de var. Bunların en önemli iki tanesi de Datome ile Dixon. Şimdi Datome çok iyi bir maç çıkarmamış olabilir, hı hı, ama Dixon çok uzun süredir ilk defa bu kadar bireysel olarak etkili, hı, olduğu bir maçta gördük. Belki Lucas'ın olmaması onun üzerindeki, nasıl derler, serbestliği veya sorumluluğu artıyor ki sorumluluğu arttıkça bazı oyuncular geri kaçarken Dixon yükselen, evet, türde bir oyuncudur. Ve son dönemde o sorumluluğu kollarını açarak karşıladı. Bu maçın da açıkçası yıldızı oldu 18 sayıyla. Çünkü o birebirden de çok fazla rahat sayı üretebiliyor. Artı Yudo sakatlanmasına rağmen hafta içindeki Euroleague maçında oynayamayan Veseli'nin dönmesi de çok önemli. İkisinden birden yoksun kalamazsınız. Hani birini idare edebilir Fenerbahçe ama Veseli'nin dönmesi için savunma tarafında biraz ayak tuttu. Darüşşafaka açısından Will Clyburn fena bir maç çıkarmadı. Scottie Wheelbeck'in sakatlıktan döndükten sonra belki de en iyi maçlarından beri, döndüğü günden beri. Brad Wanamaker da fena değildi. Bu üç oyuncu, yani bu üç yaratıcı, Fenerbahçe'nin savunmasını tamamen boşa çıkaran bireysel üretimiyle ana parça olan üç oyuncunun belli bir seviyenin üzerinde olması genelde Darüşşafaka'nın kazanmasına yetiyor. Bu senaryoda da aslında sadece bu tablo, Wanamaker, Wilbeck'in ve Clyburn çalışıyor ve birebir üreticilikleri Fenerbahçe savunmasını zor durumda bırakıyor derseniz, Bobby Dixon çok ekstra oynamış olsa bile İbrinin çok az Darüşşafaka'ya gittiğini söyleyebiliriz. Ama bütün tamamlayıcıları Darüşşafaka'nın hiçbir şey veremediler. Bu sefer Fenerbahçe'nin bir de ana üreticilerden çok bu tamamlayıcıların genelde Fenerbahçe savunması yaratıcı oyuncunun üzerine baskıyı artırıp ikili, yani sıkıştırma getirip
ikincil paslar, ikincil opsiyonları boş bırakan ya da ikincil opsiyonları riske eden bir düzendi. Bu sefer daha az risk ettiler. James Anderson'ın, Darius Bertans'ın, Adrian Moerman'ın devreye girmesine hiç izin vermediler. Onları hiçbir zaman boş bırakmadılar. Bu tamamlayıcılar da ekstra katkıyı veremeyince burun farkıyla Fenerbahçe önde kaldı. Ama şu bir gerçek ki Darüşşafaka bu sezon işte bu prefabrik üretimden dolayı, prefabrik oyun diyorum ben ona, istikrar kolay kolay yakalayamıyor belli bir temelin üzerine oturmadığı için. Ama Fenerbahçe gibi rakibi felç etmek üzerine kurulu takımlara karşı da her zaman kafası rahat olacaktır. Her zaman Darüşşafaka Fenerbahçe'ye problem yaratacak. Peki aslında hani her zaman özellikle hani Clyburn'un da bireysel özgürlüğüne dayalı oyunundan vesaire de bahsediyoruz. Fakat bu uzun vadede hani Final Four ya da Final Eight yolunda aslında çok ciddi sıkıntı yaratacak bir durum değil mi? Zaten aslında kazanamadığı maçlarda da bunun ceremesini çekmiyor mu Darüşşafaka Doğuş? Yani burada bir B planı oluşturması gerekmiyor mu David Blatt'in? Bu B planı ne olmalı? Valla Mart ayına geldik artık, o plan şu ana kadar çıkıp bu saatten sonra da olacak gibi değil. O yüzden Darüşşafaka burada zaten. Evet. O yüzden Darüşşafaka 9. sırada ve 6 hafta kala Euroleague'in bitimine 2 galibiyet farkla geride ve ilk 8'e kalması, playoff oynaması çok zor gözüküyor. Hı hı. İşte bu yüzden. Ha böyle gidip Fenerbahçe'yi yenebilirsin. En kötü günündeyken, Fenerbahçe günündeyken CSKA'yı yenebilirsin. De orada hani farklı motivasyonlar da var. İşte Obradovic'i yenmek, Fenerbahçe'yi yenmek. Yani maç bazlı şeyler, unsurlar da bazen motivasyon kaynağı olamaz mı? Ya Euroleague'de o olmasın lütfen. O oluyorsa zaten sen 30 maçlık Euroleague takvimini anlamamışsın demektir. Evet. Şimdi CSKA'yı da yendi, Fenerbahçe'yi de yendi. Ama gidip ondan sonra Unix kazana yeniliyorsun. Çünkü bir yapı üzerinde oynamıyorsun. Yani günlük çözümler, anlık çözümler üzerinde oynarsan o zaman istikrar yakalaman çok zor. Darüşşafaka'nın bu sezonun başarısı demiyorum. Bence başarı. Çünkü şu anda 12-12. 12 galibiyet, 12 mağlubiyetler. İlk hani Euroleague tecrübesi sınırlı bir takım için bence değerli bir noktadalar. Hala playoff şansı devam ediyor. Ciddi şekilde devam ediyor. Bence kalmaları çok zor ama bir şekilde oraya kadar getirmişler. Bu gayet başarılı bir tablo. Ama uzun ve uzun vadede bunun üzerine bir şey inşa etmek zor. Dediğimiz gibi bu bir inşa değil. Biraz günü kurtarma ve anı kurtarma, maçı kurtarma taktiği. Bakalım. Ya açıkçası sen tabii top 8'de özellikle hani İstanbul'da olacak bir Final Four'da özellikle top 8 aşamasında 3 takımımızı da görmek hepimizin isteği. Şu an Galatasaray, zaten Galatasaray Ödeye Bank çok uzakta ama hani i̇şte, David Blatt gibi bir koçun aslında bir şekilde şapkadan tavşan çıkarıp takımı top 8'e sokabilme durumu olabilmeli. Kaldı ki bazı maçlarda bunu görüyoruz ama bunu istikrara dayama noktasında, yaslama noktasında bir evet, az önce bahsettiğim, belki farklı bir şekilde bahsettiğim panzehir bulunabilmeli belki. Ya eğer sen oyununu şapkadan tavşan çıkarmak üzerine kullanıyorsan o şapkanın içinde 20 tane tavşan olmuyor. Evet. Yani bir maçta çıkarırsın, ikinci maçta çıkarırsın. Ya, önemli olan bir tane tavşan üretme çiftliği kurabiliyor musun? Tavşan besleyebiliyor musun? Yani sürekli düzenli tavşan çıkıyor. O şapkanın içinde bir tane var, iki tane. Oraya kaç tane sığdığını biliyorsun. Sonuçta sihir değil o. O şeyin içinde şapkanın alt katında 3 tane falan tavşan düzülüyor. 1, 2, 3, 3. yukarıda önemli değil. Önemli olan çiftliği kurmak. Ama o yoldan gitmedi ki Zavşafak. Ve yani eğer sen koçun bireysel başarısıyla, taktik becerisiyle vesaire 2-3 galibiyet almak üzerine düşünüyorsan o seni bir yere kadar götürür. İşte buraya kadar götürüyor zaten. Peki devam edelim bir sonraki takımımızla. Anadolu Efes Tofaş karşısında 81-58'lik bir galibiyet aldı. Çok farklı bir karşılaşmaydı bu karşılaşma aslında. Anadolu Efes'in sürprize ettiği bir maç oldu. Tofaş'ı ciddi bir galibiyet almış oldu diyebiliriz. Yani farklı bir galibiyet almış oldu. Tofaş için tabii ki çok hoş bir skor olmadı ama burada yani öne çıkan isimler de var tabii ki ama Tofaş açısından galiba değerlendirmek lazım biraz. Ya Tofaş doğru oynamaya çok gayret eden bir takım. Fakat Efes gibi daha üst kalite takımlarla oynadığınız zaman işte şapkadan tavşan çıkarma zamanları oraya giriyor. Yani eşleşmenin avantajlarını kullanmanız, normalde yaptığınız şeylerden farklı şeyler yapmaya yönelmeniz ve rakibi de farklı şeyler yapmaya yönelmeniz lazım. Fakat Tofaş bunu yapmaya çalışmadı. Bence aslında uzun vadeli olarak daha iyi olan, daha doğru olan bu. Çünkü Tofaş'ın amacı bu sene aman bir tane Efes böyle marka Efes galibiyeti çıkarayım, işte oradan bir basamak yukarı çıkayımdan öte, daha uzun vadeli düşünüyorsanız
Bunu yapmanıza gerek yok. Burada açık sahada oynamayı ve işte forvetlerinden oyun kurmayı daha çok seviyor Tofaş. Fakat bu alanda özellikle son dönemde istim üstünde Efes. Son 5 maçta 4 galibiyet aldılar Euroleague'de. Evet. Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe, gerçi şampiyon olamadılar sonra ama ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Ve açık saha bulunda çok etkili oluyorlar. Son dönemde oldukça formda bir Bryant Dunstan var ki bu savunmayı iki kademe yukarı çıkaran bir durum. Alex Kirk de biraz ritme girdi. Tofaş hiçbir zaman potu altına yaklaşamadı bile Dunstan ve Kirk şeyinden dolayı, etkisinden dolayı. Tony Crocker'a da inanılmaz bir baskı geldi. Yani Tyler Hanikat olsun, şey olsun, Can Maxim Mutaf için çok ekstra bir gündü. Evet. Kim eşleştiyse Tony Crocker'la hiçbir zaman topla rahat olmasına izin vermedi. Ve Tony Crocker üretmediği zaman Tofaş hücumu kilitleniyor. Tofaş hücumu kilitlendiği halde oyunu soğutmak yerine tempoyu bozmamaya çalışıyor. Bu tamamen Efes'in istediği bir şey zaten. Tempolu oyunu, Can Maxim Mutaf, Örtel, Deşan Thomas, hepsi inanılmaz etkili oluyor. Derrick Brown zaten çok formda ve yani Tony Crocker'ın devreye girmediği maçta çok da rahat kazandılar. Bu arada Can Maxim Mutaf'la ilgili bu arada 16 sayı 3 rebound 2 asistle oynadı ve gerçekten güzel bir karşılaşma olduğu için. Ona bir parantez açarsak ne söylersin? Ya sonuçta Can Maxim Furkan takası hem Banvit hem Efes hem Can Maxim hem Furkan için ideal bir senaryoydu. Furkan da mesela çok oynuyor. Eve Oldenburg maçında hafta içinde müthiş oynadı Furkan da. Herkesin iyi senaryo. Can Maxim Mutaf'ın ana oyun, ana parça olmasına gerek yok burada. Tempo bulduğu zaman tam Maxim'in istediği pozisyonlar eline geliyor. Ya bu maç 16 atar, gelecek maç 2 atar. Çok önemli değil ama sorumluluk geldiği zaman tam istediği topları alabiliyor olması önemli. Ve istediği rolde oynuyor olması. Tam da Efes onun için ideal senaryo. Peki geçelim bir sonraki karşılaşmaya. Trabzonspor Medikal Park'ta evinde Galatasaray Odea Bank'a 73-80 mağlup oldu sevgili izleyenler. Galatasaray Odea Bank'ın Real Madrid karşısında aldığı gerçekten spektaküler bir galibiyet var. Bunun belki hani sonrasında da siz zaten Sinem'le mutlaka değerlendirmişsinizdir burada konuyu ama kazanma alışkanlığı olması önemlidir ya takımlarda, yani arda arda kazanma alışkanlığı. Hele ki Real Madrid galibiyeti gibi bir galibiyet Euroleague'de bu kadar kötü durumda olan bir takım için ayrıca bir özgüvendir. Yani bir evet ben belki kötü gidiyorum ama öbür tarafta Real Madrid'i gerektiği zaman yenebilecek duruma da sahibim imajı yaratıyor. Nasıl yorumlarsın? Galatasaray bu arada Euroleague'de birkaç hafta, yani bir 6-7 haftada oldukça iyi. Evet. Yani o iyi demeyelim de sezon başına oran çok daha iyi durumda. Hı-hı. Bir kere psikolojik baskı üzerinden kalktıktan sonra daha rahat oynuyorlar. Kafalar daha rahat oluyor. O yüzden Barcelona deplasmanı da kazandı. Her ne kadar Barcelona çok kötü olsa da, evet, ama ilk deplasman galibiyetini de aldı. Real Madrid biraz ekstra bir galibiyet oldu ama rahat oynamanın farkı. Önemli olan nokta, Galatasaray tekrar bir kimlik değiştirmeye çalışıyor. Austin Day ve John Diebler'ı oyuna monte etmeye, yani oyuna entegre etmeye çalıştıkça oyun tavanı yükselmeye başladı. Sağ dışı sorunlar hala devam ediyor. İşte şimdi en son Prelcic'le Black Shield devre dışı kaldı, yani kadro dışı kaldı ama saha içinde var olan parçalardan daha yüksek tavanı olan Austin Day ve Diebler artık çok daha entegre ana plana. Ve Day ve Diebler etkili olduğu sürece daha üst düzey bir basketbol oynayabiliyorsunuz. Daha üst düzey basketbol oynadığınız zaman da yani Trabzonspor genelde işte Dwight Hardy ve Caleb Green'in bireysellikleriyle dayalı bir takım olduğu için daha üst düzey oyun rahat kazanıyor. Çok rahat bir maç oldu demeyeceğim ama Galatasaray net bir şekilde daha bir üst seviyede oynadığını gösterdi karşılaşma boyunca. Trabzonspor'da zaten baktığımız zaman hani Caleb Green 24 sayıyla, yani bir nevi yine en çok skor yükünü çeken, takımı sırtlayan oyuncu pozisyonunda. Dwight Hardy yine 13 sayıyla onu takip ediyor. Ama her şey Dwight Hardy'ye bağlı yani. Yani Caleb Green iyi oynayabilir tamam da Caleb Green tamamlayıcı. Orada lokomotif Dwight Hardy yani. Dwight Hardy işte Göksen'inle başka parçalarla biraz yavaşlattığın, biraz yoğurduğun zaman Trabzonspor'un etkisi hemen azalıyor. Peki Galatasaray Odea Bank'ın Euroleague artık bir kenarda belki ama hani daha rahat oynadığı için güzel, daha iyi bir basketbol izlenebiliyor belki ama önümüzdeki süreç için hani hem işte Prazic'le olan durum, işte Blake Shilp yine kadro dışında, öte yandan Ergin Ataman'ın açıklamaları, bütün bunları bir aynı tepsiye koyduğumuz zaman bize Galatasaray nasıl bir şey sunuyor bundan sonrası için ligde? Valla
Galatasaray her şeyden önce sağ dışı problemleri çözebilir mi bilmiyorum. Sezon başından beri durulmadı. Yani Aşkı Memnu gibi vallahi içeride. ama teknik anlamda önemli bir virajı dönüyorlar. Yani Day, Dibbler, Sinan Mitsov, Şilp ekseni üzerindeki basketbolun değişmesi, Sinan Şilp, Mitsov'dan ikisinin işin içinde olması, Day ve Dibbler'ın işin içinde olması gerekiyor. Ve bu dönüşümü yapmaya çalışıyorlar. Yani sezon başında bunu yapıyorlardı ve sezon başında korkunç savunma, hiç savunma yapamadığı için perişan olmuşlardı, vazgeçmişlerdi. Fakat buna dönmek zorundasın. Bu çünkü seni bir adım yukarıya taşıyacak Öge, basketbol sistemi. Ve önümüzdeki kalan Euroleague'deki 6 maçta bunun için olabilecek en iyi test alanı. Yani Euroleague'de herhangi bir hedefin yok ama bu yeni oynadığın ve daha üst düzey basketbol, daha kaliteli basketbol oynamak için en iyi antrenman yapabileceğin alan, en iyi kendini sınayabileceğin alan. Ki Galatasaray biraz daha onu deniyor. Son dönemde sırf Euroleague maçlarını kendisini sınamak için test alanı olarak görüyor ve buna eğer başarabilirse bu çıkışı, sağ dışında huzurun geldiğini varsayarak konuşuyorum. Ligdeki hedefler için daha iddialı, daha güçlü olabilir. Peki devam edelim o zaman değerli izleyenler. Sport Toto Basketbol Ligi'ndeki maçları şöyle bir tamamlamış olduk. Hemen bir puan durumuna göz atalım. Şu anda son durum ne? Fenerbahçe şu an lider durumda bulunuyor 18 galibiyetle. 18 galibiyette Anadolu Efes onu takip ediyor. Beşiktaş Sompo Cephe'nin 16 galibiyeti var. Banvit 4. sırada 15 galibiyetle. Darüşşafaka Doğuş 13 galibiyetle 5. sırada. Galatasaray Diyarbakır 12 galibiyete sahip. Gaziantep Basketbol 7. Pınar Karşıyaka 8. 9. Tofaş'ın 9 galibiyeti var. Devamına baktığımız zaman Yeşil Giresun Belediyespor 8 galibiyette. 7'şer galibiyeti olan Trabzonspor Medikal Park 11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12. 13. Murat Bey Uşak Sportif'in 6 ve yine aynı galibiyete sahip Demirinşaat Büyükçekmece'nin 14. sırada olduğunu görüyoruz. 15. Bes Balıkesir ve 16. Halken Erşet Ankara Kolejler. Ligde 2 galibiyeti bulunuyor. Şu anda 20. hafta sonrasında Spor Toto Basketbol Ligi'nde oluşmuş son durum bu. Ve Euroleague'le devam edelim. 25. hafta oynanacak Euroleague'de de temsilcilerimizin maçlarına şöyle bir Euroleague programına göz atalım. Perşembe günü saat 20'de CSKA Moskova Galatasaray Odeya Bank ağırlarken Fenerbahçe'de Baskonya'yı ağırlıyor olacak. 21'de Zalgiris Kaunas Panathinaikos'la, 22.05'te de Maccabi Tel Aviv Armani Milano ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid'de Kızıl Yıldız'ı ağırlıyor saatler 23'ü gösterdiğinde. Cuma günü Anadolu Efes Broze Baskets'i ağırlayacak. Darüşşafaka Doğuş saatler 22.45'i gösterdiğinde Olympiakos deplasmanında olacak ve Barcelona'da saat 23'te Unix Kazan'ı ağırlıyor. 25. haftada da program bu şekilde. İlk karşılaşmadan başlayalım. CSKA Moskova Galatasaray Odeya Bank. Şimdi bir Real Madrid galibiyeti üzerine bir CSKA galibiyeti de gelir mi? Yani yoksa biraz hayalleri ve sınırları zorlamış mı oluruz? Valla spor bu sonuçta, her şey olabilir ama hayli uzak bir ihtimal. Açıkçası bu haftaki maçlara hani şöyle bir toplu bakmak gerekirse Darüşşafaka ve Galatasaray ligin en zor, yani Euroleague'in en güçlü zaten 4 takım Euroleague'de ayrılıyor. Real Madrid, CSKA, Olympiakos ve Fenerbahçe. Yani bu deplasmanlara giderken kim olursa olsun, kendi aralarında bile olsalar oradan çok kolay kolay galibiyet amacıyla gitmiyorlar. Hele ki nispeten daha sınırlı takımlar olduğunuz, yani daha en üst düzey takımlar değilseniz buralardan galibiyet çok 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 nadiren çıkıyor. O yüzden Galatasaray şu anda rahat oynuyor oynamasın ama yani CSKA rahat oynayabileceğiniz bir rakip değil. Yani De Colo ve Teodosic'i rahat bıraktığınız zaman sürklese ediyorlar. CSKA en iyi durumda değil belki ama daha forma girdi. O yüzden ben ne Galatasaray'dan, Darüşşafaka'da mesela sert oynayan ve tempoyu düşüren rakiplere karşı da çok bocalayabiliyor. Birebir savunması güçlü rakiplere karşı. Çünkü her şeyi birebir ürettikleri için Olympiakos'ta belki de birebir savunması en güçlü takım. O yüzden yani hem rakip zorlu hem ters gelen rakipler var. Mesela Real Madrid deplasmanı olsa, Real Madrid deplasmanı da en az Olympiakos deplasmanı kadar zor. Ama bir tık daha galibiyet yakın olabilirdi. O da çok zor olurdu galibiyet. Ama en azından bir tık bir oyunun birbirine denk gelmesi ve oyunun birbirine uyumlu olması vardı. Ama şu şartlarda gerek Galatasaray gerek Darüşşafaka için galibiyet çıkarılması en zor maçlar diyebiliriz. Yani o yüzden
Fakat önümüzdeki haftanın en kritik maçı Efes Pilsen, Anadolu Efes karşılaşması. Çünkü Anadolu Efes kendisi, pardon özür dilerim, Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe baskın. Çünkü Fenerbahçe'nin kafası rahat aslında. İlk dörde girmek yeterli. Çünkü üçüncü olduğunuz zaman altıncıyla oynuyorsunuz ama ev sahibi zaten size ilk dördü takip eden takımlardan hiçbiri çok ciddi tehdit yaratmıyor. İlk dörtteki yeriniz de garanti. Öyle bir sıralama yarışı da pek kalmadı gibi. Yani Fenerbahçe için aslında kazanıp kaybetmenin o kadar da anlamı yok. Ama Türkiye için büyük anlamı var. Çünkü Baskonya şu anda Darüşşafaka ile Efes'in direkt rakibi konumunda. Yedincilik, sekizincilik, dokuzunculuk yarışında. Ve Fenerbahçe'nin alacağı galibiyet kendisinden çok Efes ve Darüşşafaka için iyi olacak. Ve eğer Fenerbahçe kazanırsa ki net favori, Baskonya'da son dönemde formda değil. Efes ve Darüşşafaka için daha anlamlı bir galibiyet almış olacak. Efes açısından da geçtiğimiz hafta söylüyorduk. Efes'in 7 maç kala, şu anda 6 maç kaldı. Önündeki 4 maç çok önemli. Çünkü son 3 maçı çok zor Efes'in. Bu 4 maçlık maratondan 3 galibiyet çıkarması lazım. 1-1 yaptılar. Kazan deplasmanında kazandılar. Önümüzdeki iki maç Brose ve Maccabi içeride, sonra da Žalgiris deplasmanı. Brose, Maccabi ve Žalgiris maçlarının üçünden ikisini kazanması lazım. Şimdi ilkinde Brose'ye karşı sahaya çıkıyorlar. Bu maçtan alacak bir galibiyet Fenerbahçe'nin de yardımıyla, yani Baskonya'yı yenmesiyle Efes'in playoff'unu neredeyse garantileyecek diyebiliriz. Evet, bu arada Efes'in diğer maçları da Žalgiris maçından sonra Fenerbahçe, Olympiakos ve Real Madrid. Yani son üç maçta İşte son 3 maça kalmadan bu 3 maçı bu önümüzdeki 3 maçta en az 2 galibiyet alıp kafayı rahatlatması lazım. Bakalım, yani tabii ki Anadolu Efes ya şu anki oyun sistemini göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında yakın görünüyor zaten, ama yani Darüşşafaka Doğuş oyunu, Anadolu Efes oyunu, yani baktığımız zaman galiba Anadolu Efes oradaki yerini biraz daha sağlam almış gibi mi? Çok daha sağlam almış durumda. Çünkü ikili averajda da Darüşşafaka'nın önünde olduğu için Darüşşafaka'nın iki fazla galibiyeti alması lazım. Yani Efes'i yakalaması için veya Baskonya'yı yakalaması için. O yüzden Darüşşafaka'nın işi mucizelere bağlı bu saatten sonra. Şimdi tabloya baktığınız zaman puan tablosunda bir galibiyet gibi gözüküyor. Öyle değil. İkili averajdan sonra iki galibiyet sayılır o. Kalan 6 haftada iki galibiyet fark kapatmak. Hele ki Darüşşafaka'nın takvimini düşününce, Darüşşafaka'nın CSKA deplasmanı, bir de sonra da Olympiakos deplasmanı olacak. Olympiakos deplasmanı, sonra bir de Real Madrid deplasmanı var galiba. Ya da CSKA, emin değilim. Yani çok zor iki deplasmanı var zaten. Çok zor Darüşşafaka'nın iş. Evet, şu anda tabii Olympiakos, sonra içeride Barcelona, sonra CSKA Moskova, sonra zaten Galatasaray, Bamberg ve Kızılyıldız son olarak. Yani her şey çok yolunda gider işte. Bu önümüzdeki 5 maçtan 3 galibiyet alırsa... Şapkadan tavşan çıkar. Yani her şey yolunda. Bu yetmiyor. Kızılyıldız da biraz teklerse, son maç içeride Kızılyıldız. Hani bir galibiyet arkasına gelirse bir ihtimal olabilir ama o da çok çok uzak bir ihtimal yani. Peki, devam edelim o zaman. Panathinaikos yine aslında sezon içerisinde Alessandro Gentile'yi kadrosuna katmıştı. Fakat Alessandro Gentile ile yolların ayrıldığı konusunda bir haber geldi. 2011'den bu yana Milan'daydı. Sonra Panathinaikos'a geçti ve şimdi hatta Çavi Pascual, hani ister burada kal antrenman manyak takımla beraber, istersen çık başka kulübe git, artık sana süre vermeyeceğim şeklinde bir açıklama yaptı. Yani orada nasıl bir yaramaz çocukluk yaptıysa artık Gentile. Ve şu anda da... Yani nereye giderse gitsin EuroLeague'de forma giyemeyecek. Gentile, öyle bir durum var. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Ya Gentile çok zor oyuncu. Yani genel olarak oynadığı her yerde zor oyuncu olmuştur. En zor oyuncular genelde kendini olduğundan çok daha iyi zanneden oyunculardır. Gentile'ye sorsan yani dünya üzerinde işte bir Kobe Bryant, iki kendisi zaten diye düşünüyor. Yani hatta Kobe'yle de kafa kafaya olduğunu düşünür. Şimdi özgüven ve hatta hafif kibir skorer oyuncu da iyidir. Gereklidir de hatta. Ama bunun dozajı aştığı zaman ve üstüne üst bireysel performansla düşüyorsa, yani bu birbirine ters şekilde gidiyorsa bu kibir ve performans, o zaman büyük problemler çıkıyor. Artı Gentile bir de aşırı da asi bir karakter. Şu anda Panathinaikos'ta çok ciddi bir kimlik değişimi var. Casey Rivers geldikten sonra tamamen Kalatis üzerinden olan oyun biraz Mike James ve Casey Rivers eksenliğe dönmeye, Yannis Bourassis'in daha çok dahil olduğu bir oyuna dönmeye başladı. Bu da Gentile'yi iyiden iyiye marjinalize etti. Zaten sahada da bir şey ortaya koyamıyor. Eminim ben saha dışında çok ciddi problemler de yaşamıştır koçla. Bir yerde olmuyordu. Yaşaması zaten Çavi Pascual bu kadar, aynen, nerede oynarsan ne yaparsan yap şeklinde bir açıklama yapmazdı Gentile, galiba. Ya Gentile çok zor oyuncu. Gerçekten çok zor oyuncu. Hele ki şu performansıyla daha da zor. Çok şaşırmadık yani.
Evet, bakalım. Bu arada James Gist'in de dönüyor olduğunu söyleyebiliriz yavaş yavaş artık takımı. Hani öyle bir durumda bir kişinin tribüne gitmesi gerekecek gibi duruyor. Yabancılardan bir kişinin kim olacak acaba? Vallahi bilmiyorum. Casey Rivers ve şey olmayacak, Chris Singleton olmayacak kesin. Kenny Gabriel olabilir ya. Kenny Gabriel'in o atletizmine çok ihtiyaçları var gibi gözüküyor ama Chris Singleton başka şekilde karşılamaya başladı. Kenny Gabriel'in tribüne gitme ihtimali daha yüksek. Peki. Devam edelim o zaman. NBA ile artık devam edelim ama NBA'ye geçmeden önce eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Kaan Kural? Yok. Buralarla ilgili olarak yok. Tamam, o zaman artık NBA'ye doğru geçebiliriz. Sanırım öncelikle bir NBA'de 7 Mart'ta neler yaşandı, skorlar nasıldı, deplasmanda karşılaştı Atlanta Hawks'ı Golden State Warriors 119-111'lik skorla mağlup etti sevgili izleyenler. Hemen diğer detaylara göz atalım, sonrasında NBA konuşacağız. NBA'de dün gece 12 karşılaşmayla geçilirken Golden State Warriors deplasmanda Atlanta Hawks'la karşı karşıya geldi. Bu sezon yalnızca 11 maç kaybeden ve Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunan Warriors, Kevin Durant'ten yoksun çıktığı karşılaşmayı 119-111 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da üçlük çizgisinin gerisinden ritim bulmaya çalışırken ev sahibi Atlanta Hawks buradan 5 isabet buldu ve ilk çeyreği de 42-35 önde kapatmayı başardı. İkinci çeyrekte savunmalar ön plana çıkarken oyunun kontrolünü elinde bulunduran taraf Golden State Warriors'tı. David West'in etkili oyunuyla skor üreten ve Atlanta Hawks'un yüzdesini oldukça aşağılara çeken konuk ekip devrenin sonuna doğru farkı eritti ve Atlanta Hawks ilk yarıyı 66-61 galip tamamladı. Maçın 3. çeyreğinde ise üçlük isabetlerle gövde gösterisi yapma sırası Golden State Warriors'a geçti. Birçok oyuncusundan 3 sayılı katkı almayı başaran ve ev sahibini savunmada kilitleyen Batı temsilcisi son periyoda 94-90 önde girdi. Karşılaşmanın son 12 dakikası ise önceki periyotlara göre oldukça dengeli geçti. Stephen Curry ve Andre Iguodala'nın etkili oyunu sayesinde sorun yaşamayan Golden State Warriors, saha içinden yeteri kadar skor üretemeyen Atlanta Hawks'un kendisine yetişmesine izin vermedi ve maçı da 119-111 kazandı. Konuk ekipte Stephen Curry'nin 24 sayı ve 9 reboundluk performansının yanı sıra kenardan gelen Andre Iguodala'nın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi Hawks'ta ise Paul Millsap'ın 20 sayı 10 rebound ve Dwight Howard'ın 8 sayı 19 reboundluk oyunları mağlubiyeti engel olamadı. Evet, NBA'de son durum şimdilik bu. Galiba ilk olarak Kevin Durant'ın sakatlığının Golden State Warriors tarafındaki etkisini sorarak başlasam yeder miyim? Tabii şu anda bu sezonun en önemli, en dikkat çeken hikayesi. Çünkü şampiyonun bir numaralı favorisi, lig lideri Golden State'in bir numaralı oyuncusu konumuna gelmiş. Stephen Curry'nin önüne bile geçmişti. Hı hı. Şimdi sorun şu tabii, hani olup olmayacağı konusu en önemli soru işareti. Hı. Olacak mı? Şöyle bir şey var. Bu son dönemde sıklıkla gördüğümüz sakatlıklardan biri orta kiriş, dizin arkasındaki orta kirişin gerilmesi ve çok hafif yırtılması, kopması değil ama yırtılmasına bağlı bir sakatlık bu. Medial cruciate ligament galiba orta koridor. İkinci derece bir gerilme. Şöyle bir açıklama var. 4 hafta oynamayacak, sonra 4 hafta sonra değerlendirilecek. Yani 4 hafta sonra sahalara dönecek değil. Çünkü bu öyle bir sakatlık ki tedavisi, daha doğrusu bir ameliyatı, bir müdahalesi yok. İşte ödem sökücü, vücut direncini ve yenilemesini geliştirici ilaçlar kullanılarak müdahale ediliyor. Ve her vücut farklı şekilde reaksiyon veriyor. En basiti Durant'in ikinci derece, bunun bir hafif, birinci derece aynı sakatlığı geçen sene playofflarda Stephen Curry yaşamış. Sonra geri dönmüş ama yani hiçbir zaman %100 gözükmemişti sahada. Bazı maçlarda çok iyi gözüküyor, bazı maçlarda çok rahatsız gözüküyordu. Bunun başka bir örneği 2008 şampiyonu Boston Celtics 2009 playofflarına girerken Kevin Garnett aynı sakatlığı yaşamış. 2009 playoffları boyunca tek ayağının üzerinde seke seke oynamıştı. O yüzden bilemiyorsun. Aynı şekilde Mark Gasol 2012'ydi galiba. Aynı sakatlığı yaşadı. O da döndü ama sapasağlam döndü. Hiçbir şey olmamıştı ona. O yüzden kişiden kişiye değişebilecek. Aynen. Vücudun vereceği yani reaksiyona bağlı. 4 hafta sonra daha net bir resim olacağız. Ama şimdi tabii bu sürede Golden State'e etkilerine bakacağız. Şimdi o dönmezse ne olacak? Herkes diyor ki Golden State bir takım en önemli oyuncusunu kaybederse tabii ki ciddi anlamda darbe olur. Evet, Golden State de darbe olacak ama bu öyle bir takım ki şampiyonluk yarışından düşmeyecekler. Ha,
favori olmaktan tabii ki geriye inerler. Ama hala şampiyonluk yarışının bir parça olacaklar. Çünkü bu çekirdek, Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson çekirdeği zaten 2 sene önce şampiyon. Geçen sene de finalin son maçına kadar gelmişlerdi. Yani bu kadro hala şampiyon olabilecek bir kadro. Her ne kadar Bogut'u, Harrison Barnes'ı kaybetmiş olsa da. O yüzden Durant'siz bile şanslar. Ama Durant'in dönüp dönmeyeceği onların favori olup olmayacağını belirleyecek. Yarıştan çıkıp çıkmayacağını değil. Hala yarışta olacaklar. Bir de galiba diğer takımların iştahını biraz kabartabilir. Tabii çok normal. Çok normal. Yalnız iyi bir tarafı var. Andre Iguodala'nın sorumluluğu artıyor ki bu sezon hiç Andre Iguodala beklenenleri vermedi. Andre Iguodala için tekrar oyuna ısınmak adına olumlu olabilir bu sakatlık. Ama Durant'in dönüp dönmemesi, favori olup olmasını belirleyecek. Ama Durant olmazsa şimdi bir anda rakipleri bir favori konumu işte. Cleveland bir anda favori konumu geçecek. San Antonio artık yaşlanıyor. Çok Kawhi Leonard'ın eline bakıyor denen San Antonio son dönemde çok formda. Onlar daha iddia olacak. Houston bir yerden kendisini öne atamayacağını düşünecek. Bir anda böyle net favori ortadan kalkınca baş altı olan, plase olan takımlar biz favori olur muyuz havasına giriyor doğal olarak. Bu arada az önce de zaten hani Cleveland Cavaliers formasıyla çıktı ilk maçta. Andrew Bogut da sakatlandı. Ciddi bir sakatlık oldu. Hani onunla ilgili de biraz konuşmakta fayda var. Hemen haberin detaylarına bakalım. Sonrasında onun sakatlığı ile ilgili de konuşalım. Geçtiğimiz hafta takıma katılmıştı tecrübeli oyuncu. Miami maçında rakip oyuncu Okar White'la çarpışarak sakatlık geçirdi. Doğu Konferansı ekibinin formasını ilk kez giydikten sonra sadece 58 saniye sonra sol ayağını kırdığı duyurulan 32 yaşındaki oyuncunun sezonun geri kalanında da forma giyemeyeceği açıklandı. Andrew Bogut 2014-2015 sezonunda Golden State Warriors'la birlikte NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Çok talihsiz, gerçekten çok kötü şans. Ya bunu kötü şans mı diye mi yorumlamak lazım? Ne diye yorumlayacaksın canım? Yani gerçekten çok büyük talihsizlik. 58 saniye ve sonra sezonu kapıyorsun. Ya işte şimdi takımdan ayrılıyorsun, yeni bir takıma geçiyorsun ve şampiyon olmak için önemli adaylardan birine. O takıma veteran bir oyuncu olarak yardımcı olabileceğini düşünüyorsun ki olabilirsin de. Onlar da sana bu şansı veriyor. Sahaya çıkıyorsun. Ya sakatlık oyunun içinde her zaman var. O yüzden talihsizlik herkesin başına gelir ama yani yeni takımına sahaya çıktın daha bir dakika dolmadan bir de bacak kırılması gibi bir şey. Yani çok olacak, yani çok büyük talihsizlik. Yani zaten Andrew Bogut'un kariyeri talihsiz sakatlıklarla dolu. Böyle diz bağları kopması falan türünde değil. Mesela ters düşüp omzu kırılmıştı. Yani o kadar talihsiz sakatlıklar yaşadı ki. Ters düşüp omzunun kırılması gerçekten çok ekstrem sakatlıklar. Aynen, yani. Ekstrem, 58 saniyede ayağın kırılması aynen, falan. Yani. O yüzden nazar var, nazar değil. Ama bu vücut dayanıklılığıyla da çok alakalı olmuyor. Bazı oyuncular bu tip talihsizliklere daha fazla yakalanıyorlar. Andrew Bogut da maalesef o talihsiz oyunculardan. Peki o zaman yavaş yavaş Kaan Kural'a soruyorum hashtag ile sevgili izleyicilerimizin Kaan Kural'a sorduğu soruları sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Hemen ilk sorumuz Twitter üzerinden bizlere ilettiğiniz sorulardan ilk sorumuz ekranlara gelsin. Kadro kalitesi açısından ligin en kötü takımlarından biri olan Miami Heat'in yükselen formu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, ligin en kötü takımlarından biri olduğuna katılmıyorum. Evet, ortalamanın altındalar ama yani en kötü 5-6 kadrodan biri değil. Onun bir tık üstü bir kadro. Şöyle bir şey var, bir inanılmaz derecede formdalar evet ama her takım form yakalayabilir kadrosuna oranla. Ve çok iyi bir fikstürden geçiyorlar. Yani nispeten daha yumuşak takımlarla oynadıkları için hem formda olup hem kendi ölçeklerinde veya bazen kendilerinden düşük takımlarla oynadığınız zaman acayip bir hava yakalayabiliyorsunuz. O havada iyi bir özgüven tazelemesi var. Ama bu yeterli değil bu şu anda Miami'nin yakaladığı havayı açıklamak için. Şu önemli yalnız. Eğer iyi bir 1 numara ve 5 numaranız varsa tempoyu çok yükselten ve çok çabuk çözüm üreten bir top yönlendiriciniz varsa diğer zayıf takımlardan daha büyük avantaja sahip oluyorsunuz. Çünkü o yapıdan üretim sağlamak daha kolay. Ve Goran Dragic gerçekten çok üst düzey bir yaratıcı ve çok çabuk oynamayı seven bir oyuncu. Arkada da yani Goran Dragic hücumu olduğundan yani bütün herkes için olduğundan daha iyi kılıyor. Hasan Whiteside de arkada kaleci olarak savunmayı o bütün diğer parçaların toplamından daha fazla etkili kılıyor. Şimdi siz Goran Dragic ayarında bir oyuncu, bir kanat oyuncunuz olsaydı, mesela atıyorum Bradley Beal olsaydı takımda bu kadar etki iyi olmazdı Miami Heat. Veya Hasan Whiteside yerine mesela Draymond Green olsaydı ki Draymond Green daha iyi oyuncu olduğunu bile iddia ediyorsun. Bu kadar iyi olmayabilirlerdi.
Burada yani tek başına savunmayı, tek başına hücumu götürebilecek birer oyuncu diğer herkesin etkisini artıyor. Üstüne üstlük takımdaki genç oyunculardan da önemli bir çıkış aldılar. Biraz takımı yakaladığı havayla da alakalı. Tyler Johnson başta olmak üzere. Önemli çıkışa kadar. Bir de tabii NBA'nin en büyük muamması Dion Waiters'a sahipler. Yani Dion Waiters'ı anlatmak mümkün değil. Bir gün çıkıp 45 atıp yani Kobe Bryant işte yeni Kobe Bryant dedirtir kendisine. Ama ertesi günde abi bu adamın ligde ne işi var? Dakika vermem dersin. Şu anda iyi Dion Waiters'ı izlediğimiz için bir araya yani bütün şey gezegenler arka arkaya dizildi. Ama bu Miami'nin çok iyi yani zayıf bir takım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sadece her şey çok iyi gidiyor. Peki The Dude Rumuzlu izleyicimize teşekkür edelim soru için ve bir sonraki sorumuza geçelim hemen. Birkaç yıl içerisinde Minnesota'nın şampiyonluğa ulaşabileceğini düşünüyor musunuz sevgili Kaan Kural? Şöyle, yani şampiyonluk için ne gerekiyor? Fark yaratacak çok ciddi bir oyuncu, bir sürükleyici oyuncu ve onu tamamlayacak bir yıldız ya da yarı yıldız adayı ve yan parçalar. Şimdi Karl-Anthony Towns gerçekten çok ama çok güzel, özel bir oyuncu. Takımı şampiyonuna kadar taşıyacak, fark yaratan, yani diğer her şey doğru olduğu zaman bir tık daha, bir basamak daha yukarı çıkarabilecek fark yaratan oyuncu. Onu tamamlayacak modern oyuna çok uygun bir Andrew Wiggins'e de sahipler. Oyunu çok değişmiş Zach LaVine'e de sahipler. Bu çekirdek yeterli. Ama bu çekirdeğin nasıl olgunlaştığı, etrafının nasıl süslendiği belirleyecek. Çünkü 30 takım çalışıyor, bir takım şampiyon oluyor. Ama Minnesota'da bunu yapabilecek fidan, yani tohum vardı, o fidana dönüştü. Bakalım meyve verip vermediğini göreceğiz ama of şampiyonluk fidanını diktiler. Fidan dikilmiş. Bartu Yılmazer'e teşekkür edelim sorusu için ve bir sonraki soruya hemen göz atalım. Beşiktaş Sonpo Japan Pınar Karşıyaka rövanş maçı için ne der? Kim daha favori görüyor? Kimi daha favori görüyor? Bu hafta tabii ki az önce de bahsettik, kritik bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaklar hafta içi. Evet, kimi vallahi, daha favori görüyorsun? Daha işte cumartesi günü bir kendi aralarında test ettiler ne olacağını ve başa baş gideceği belli oldu. Yani o 5 sayılık farkın kapanıp kapanmayacağını çok emin olamadık. Ama evinde oynadığı için ve çok daha fazla odaklı olduğu için buraya Beşiktaş'ı yarım bile değil ama çeyrek adım önde görüyorum ben. O çeyrek adımlık avantajı Karşıyaka'nın özellikle ilk yarıda çok kontrollü olursa Beşiktaş'ın üzerindeki baskının artmasını beklemesi gerekiyor. Ama kimi daha şanslı görüyor dersen çok yakın ama %51 Beşiktaş diyeceğim. %51 Beşiktaş diyor. Yiğit olduğunu varsayıyorum isminin. Yiğit TRN isimli izleyicimize de teşekkür ederim. Ve Kaan Kural'a soruyorum hashtagli soru bölümünü burada noktalıyoruz. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama öncelikle TV Bu Spor'da izleyebileceğiniz maçların programını getirelim ekranlarınıza. NCAA'de 7 Mart Salı günü saat 20'de Clemson North Carolina State ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı TV Bu Spor 3 ekranlarından takip edebileceksiniz. VTB Ligi'nde de karşılaşmalara baktığımız zaman 12 Mart Pazar günü saat 18'de Unix Kazan Zenit'i ağırlıyor ve bu maçta yine TV Bu Spor 3 ekranlarından sizlere ulaşıyor değerli izleyenler. İtalya Ligi'ne uzandığımız zaman İtalya'da da 12 Mart Pazar günü TV Bu Spor 3'te saat 14'te Bonreggio Emilia Sigidas Avellino'yu ağırlayacak ve 13 Mart Pazartesi günü saatler 20.45'i gösterdiğinde Fiat Torino'da Energia Trentino'yu ağırlıyor olacak. Bu maçta TV Bu Spor 3 ekranlarında olacak. İspanya Ligi'ne hemen uzanalım. İspanya Ligi'nde de Movistar Estudiantes Tenerife'yi ağırlıyor olacak. TV Bu Spor 2'de 12 Mart Pazar günü saat 2.30'da 14.30'da yayınlanacak bu karşılaşma. Ve tabii ki Pazar günü Real Madrid Barcelona Lassa mücadelesi var İspanya Ligi'nde. Ve bu karşılaşmada TV Bu Spor ekranlarından saatler 20.30'u gösterdiğinde yayınlanacak. Kritik karşılaşma. El Clasico. Barcelona'nın hiç El Clasico harika almadı. Harika almadı artık. Ve Almanya Ligi'ne uzanıyoruz. Almanya Ligi'nde de
Walter Tübingen Bayern Münih ağırlıyor. 12 Mart Pazar günü saatler 20'yi gösterdiğinde bu maçı da TV Spor 3 ekranlarından takip edebileceksiniz değerli izleyenler. TV Spor ekranlarından izleyebileceğiniz karşılaşmaları da sizlere aktardık. Kaan Kural, ağzına sağlık, çok teşekkürler. Teşekkür Rebound'u böylelikle noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.